derken annem benden feyiz aldı. O da katılmaya karar verdi. Yani aslında ben ondan önce başlamış oldum tiyatroya. O özgüveni yüksek çocuk olmanın verdiği cesaretle hayatıma devam ettim. Ve galiba o özgüven beni sahneye attı. O proje her şeyin başlangıcı oldu. Birçok riskleri de içinde barındırıyordu. Hala da tortuları vardır. Sosyal yaşamda özgüven problemi yaşasalar da, insan içine çıkmakta zorlansalar da bazı insanlar kolaylıkla sahneye çıkabiliyor. Her oyunun alkışlanmaması gerektiğini de düşünüyorum. Yani bir şeyleri değerli kılmaya çalışırken artık onu değersizleştirecek kadar kutsamak da anlamsız. Yani kutsal bir şeye bu sefer değer de biçemezsiniz. Yani bizim de bazen bu konuda şirazemizin kaydığını düşünüyorum. Beğenmeyen biri oyunu bence terk edebilir. İstediği anda gitsin yani. İnsanlarımızın o oryantal yapısının çekici geldiğini düşünüyorum. Galiba o yüzden izliyorlar. Anadolu Ajansı'nın Özel Haberler dizisi için yaptığımız ünlü isimlerle röportajlarımızı bugün ünlü oyuncu Kaan Taşener konuk oldu. Yağmurlu bir günde Kaan Bey'i ağırlıyoruz. Hoş geldiniz. Öncelikle davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Zevkle. Benim için çok güzel oldu. Hele bu havada bir arada olmak gayet güzel oldu. Kaan Bey, oyunculuk serüvenine nasıl başladığınızdan bize biraz bahseder misiniz? Annenizin de oyuncu olduğunu biliyoruz. Annenizden dolayı mı oyunculuğa sevdalandınız ve genç yaşta tiyatro sahnelerine atıldınız? Yoksa izlediğiniz bir şeylerden henüz çocukken sizde o oyunculuk heyecanı fark edildi de mi desteklendi? Ben Antalya'da tiyatro yapmaya karar verdim. Daha doğrusu tiyatro yapmak isteyip ismi istemediğimi henüz bilmesem de izlediğim bir oyunun, Danton'un Ölümü oyunuyla, Reha Özcan oynuyordu o zaman. Reha abi Antalya Devlet Tiyatrosu'nun oyuncusuydu. Ben de sanırım 16-17 yaşlarındaydım. İlk defa o zaman bir tiyatro oyunu izledim. Çok büyülü gelmişti o ortam. Ben de o sahnede olmanın güzel olabileceğini düşündüm. Deneyimlemek istedim bunu. Her şey böyle başladı. Sonra tiyatro kurslarına katıldım. Derken annem benden feyiz aldı, o da katılmaya karar verdi. Yani aslında ben ondan önce başlamış oldum tiyatroya. Fakat tabii ki bir şekilde genetik etkiler de vardır. Birbirimizi de desteklemişizdir. Böyle başladı oyunculukla ilgili sevdam. Bazıları şöyle hikayeler anlatır. Ben oyunculuğa belki çocukken başladım. Çocukken arkadaşlarımla oyun oynarken bir baktım taklit yapıyordum. Sizde de böyle şeyler oldu mu? Yani çocukken arkadaşlarınızla oynarken onları eğlendirdiğiniz ya da onlara taklit yaptığınız gibi şeyler söz konusu muydu? Yani oyun oynamak zaten çok insani bir güdü. Özellikle çocuklar için yaşam kaynağı. Tabii ki ben de arkadaşlarımla birlikte oyun oynuyordum ama hani bazen oyunlarda baskın karakterler olur ve oyunun nasıl gideceğini yönlendirirler. Çocuklara baktığınızda da bunları görürsünüz. Galiba o özgüveni yüksek çocuk olmanın verdiği cesaretle hayatıma devam ettim ve galiba o özgüven beni sahneye attı. Hı hı. Yetenek kadar bir de özgüvenin de iyi, sağlam olması oyunculuğu herhalde etkiliyor, öyle midir sizce? Yani şu ikilemi yaşadığını aktörlerin ya da aktrislerin çok gördüm. Sosyal yaşamda özgüven problemi yaşasalar da, İnsan içine çıkmakta zorlansalar da bazı insanlar kolaylıkla sahneye çıkabiliyor. Ya da sosyal ortamlarda çok cesur, açık göz insanları sahneye davet ettiğinizde tutulabiliyorlar. Bu ikisi gerçekten bambaşka dünyalar, bambaşka doğalar. Yani paralellik olsa da bazen çok ayrılabiliyor. Yani sosyopat bir insan sahnede çok rahat olabilir. Yahut da sosyal ortamda çok güçlü bir karakter sahnede utangaç birine dönüşebilir. Çünkü söz konusu olan bir sürü gözün üstünüzde olması ve bunlar yabancı gözler. Sosyal ortamda genellikle tanıdığınız arkadaşlarınızın, dostlarınızın arasındasınız ve üzerinizde aynı baskıyı hissetmeyebiliyorsunuz. Ama sahneye çıktığınızda üzerinizdeki bütün gözler yabancılara ait. Bunun daha fazla baskısını hissediyor olabilir insanlar. Ben açıkçası kendi adıma söyleyeyim,
Sahne baskısı, fobisi, ne dersiniz adına bilmiyorum. İlk sahneye çıktığım andan itibaren hiç hissetmedim. Yani gözleniyor olmak, gözlemleniyor olmak, eleştiriliyor olmak başkaları tarafından benim üzerimde baskı yaratmadı. Bir oyuncunun en temel ihtiyacı galiba bunlardan kurtulmak. Oyunculukta sizi yönlendiren tavır ve hareketler, izleyici tavırı ve hareketleri nelerdir? Bu benim çok kişisel bir fikrim. Başkaları bu konuda ne düşünür bilmiyorum. Ama evet, oyunu beğenmeyen birinin uygun bir anda ama yani yine o saygıyı kaybetmeden atıyorum belki oyunun arasında, belki oyunun düşük bir anında oyunun da dengesini bozmayacak bir akılla sükunetle sahneyi, seyir tarafını terk etme hakkı olduğunu düşünüyorum. Her oyunun alkışlanmaması gerektiğini de düşünüyorum. Yani bir şeyleri değerli kılmaya çalışırken artık onu değersizleştirecek kadar kutsamak da anlamsız. Yani kutsal bir şeye bu sefer değer de biçemezsiniz. Değer üstü bir şeye dönüşür. Çok tehlikeli sınırları olduğunu düşünüyorum. Yani evet, çok kıymetli bir meslek dalı bir yandan. Evet, sanat hayatımızda olsun. Yeryüzünün en büyük nimetlerinden biri sanat. Fakat bir yandan da ne bileyim işte mesela telefon çalar, oyunu terk edip gider mesela, tamam mı, oyuncu. İyi de yani askerlik değil ki bu, birinin hatasının bedelini herkes ödesin. Öyle bir noktada o seyirciyi belki dışarıya çıkarmak daha mantıklı olacaktır. Yani bizim de bazen bu konuda şirazemizin kaydığını düşünüyorum. Beğenmeyen biri oyunu bence terk edebilir. İstediği anda gitsin yani. Yani eğer o araya bir o dördüncü duvar örülecekse tam onun zamanı odur işte. Kaan Bey, sizi Türk izleyicisi genel anlamda Fatma Gül'ün Suçu Ne isimli yapımla tanıdı. Aldığınız işleri, kabul ettiğiniz rolleri önceden bir süzgeçten geçiriyor musunuz? Yani her rolü kabul etmeyen bir yapınız mı var? Bu bana gider, bu uygundur, bu kalitelidir, bu izleyicinin izleyeceği bir rol müdür gibi kıstaslarınız söz konusu mu? Yani iyi bir işi belirleyen unsurlar o kadar fazla ki bunun formülünü vermem mümkün değil. Yani öncelikle benim dikkat ettiğim şey daha benzemez olan bir şey yapmaya çalışıyorum hep işimde. Yani evet, söylediğiniz gibi o proje her şeyin başlangıcı oldu. Birçok riskleri de içinde barındırıyordu. Hala da tortuları vardır. Onun dışında devam eden işler de yine çok unik, kendine has işler oldu. Bazıları beklediğimden çok daha büyük uluslararası etkilere ulaştı. Bunları benim öngörmem mümkün değil tabii ki aslında. Yani ben sadece senaryoyu okuyup ne kadar diğer işlere benzemez bir şey olduğuna bakıyorum. Ve ben ne kadar onun içinde ona renk katabilecek, benim için doneler sunmuş, ona dikkat etmeye çalışıyorum. Ama onun dışında yönetmeni, ışığı, kamerası, yapım ekibi, yani o kadar çok unsur bir araya geliyor ki. Bütün bunları benim zaten kontrol etmem mümkün değil. Benim alanım da değil bir yandan. Bir yandan ben onlara kendimi emanet etmek durumundayım. Ben kendi işimi o anlamda iyi yapmaya çalışıyorum. İyi bir okurum ben. İşimden dolayı çok fazla tiyatro oyunu eseri de okuduğum için bu bazen televizyon sektöründe sizi zorluyor da çünkü belli standartlar ve beklentiler var televizyonda. Sizin de bakarken okurken o standartların ne olduğunu iyi anlayıp üstten bakmıyor olmanız lazım senaryoya. O zaman içinden çıkamayacağımız bir eleştiri dünyasında kaybolur gideriz. O dengeleri korumaya çalışıyorum yani. Bir tiyatro oyunundan beklediğim kriterlerle bir senaryodan beklediğim, metin olarak söylüyorum, kriterler bir değil. Bu farkları ayırt ettikten sonra işiniz daha kolay oluyor diye düşünüyorum. Şimdilik fena gitmedi. Bundan sonra nasıl olur bilmiyorum. Ne kadar özel bir iş gelir, ne kadar ben onun içinde var olabilirim bilmiyorum ama buna özen gösterdim.
Sizin oynadığınız yapımların yurt dışında çok fazla ilgi gördüğü, özellikle yabancı izleyiciler tarafından çok fazla ilgi gördüğünü, sizin üzerinizden özellikle isminiz duyulduğunda ilginin arttığını biliyoruz. Onlarda da yabancı hayranlığı var demek ki. Muhtemelen. Sadece bizde değil yani. Bu yapımların hala belki Fatma Gül'ün Suçu Ne Türkiye'de yayınlanalı çok yıllar oldu ama hala yurt dışında satılan, çok satılan yapımlardan biri. Belki diğer oynadığınız, rol aldığınız yapımlar da öyle. Bize bunlardan biraz bahseder misiniz? Hangi diziler? Nerede ne oluyor, nasıl evet, bitiyor? Evet, birazcık ondan söz eder misiniz? Özellikle pandemi sürecinde şunu da biliyoruz. Yurt dışı hazır yapılmış Türk yapımı dizileri daha fazla ilgi göstermiş. Yurt dışı ayağını da anlatır mısınız? Eğer yeterince bununla ilgili, teşekkür ederim bu soruyu sorduğunuz için. Birilerinin ilgi alanına girip bu soruyu sormuyorsa bazen bilmiyoruz. Çünkü malumunuz, içinde olduğunuz sektör, reklam, medya, televizyon, bunların hepsi birbiriyle çok örüntülü çalışan mekanizmalar ve formülleri çok karmaşık. Bunları anlamak çok uzun zaman alıyor. Şöyle örnek verebilirim. Televizyon işinde olmaya başladıktan sonra zaman mevhumunun nasıl ortadan kalktığını anladım ben. Yani çok enteresan tecrübeler yaşattı bana. Bir gün Diriliş dizisinin, malumunuzdur, biliyorsunuzdur, Diriliş dizisinin çekimlerini yapıyoruz. Sanırım ikinci sezon. Ben o zaman daha böyle kiloluyum, daha böyle sakallarım çok uzun falan filan, beden dilim, tavrım çok değişmiş, üstümde kürkler var. Bambaşka bir dünyaya ait bir adamım. Bana menajerim tarafından bir haber geldi. Latin Amerika'da Fatma Gül'ün Suçu Ne dizisini izleyen seyirciler arasında, bu arada orada dalga dalga yayılıyor, inanılmaz etkisi var işlerin, o dönem 4-5 sene öncesinden bahsediyorum, bir yarışma düzenliyorlar ve o yarışmayı kazanan iki tane seyirci ile birlikte benimle görüşmek için Latin Amerika'dan uçakla Türkiye'ye gelecekler. Burada biz röportaj yapacağız, çekim yapacağız. O iki hayrana ben imzalı işte fotoğraf vereceğim, bir şey vereceğim. Tamam mı? İyi de yani izledikleri adam, Fatma Gül'de izledikleri adamla geldiklerinde görecekleri adamın hiç alakası yok. Onlar aslında zamanda 5 sene öncesine bakıyor oluyorlar izlerken. Yani 2010 yılında yapılmış galiba o dizi. Şu an üzerinden geçmiş 10 sene. Sürekli mesaj alıyorum. Şimdi diyorum ki değiştim arkadaşlar. Aradan 10 sene geçti. Ben artık o adam değilim. Üzerinden çok şey geçti. Aynı şekilde galiba Latin Amerika'da Kayıp dizisinin tanıtımı, lansmanı benim adım üzerinden yapılmış. Benim üzerimden yayınlanmaya başlamış. Çünkü Fatma Gül'ün Suçu Ne dizisinin çok büyük etkisi olduğu için. Yani Amerika kıtasını öyle keşfetmiş olduk. Aşağıda Orta Doğu tarafında Diriliş dizisinin korkunç bir etkisi var. Ama ben bu karakterlerin hep dışında bir insanım bir yandan da. Hem bir zamanda yolculuk, hem de çoklu kişilik. Bozukluk demek istemiyorum buna. Çoklu kişiliğe sahip biriymişim gibi oluyor. Çok keyif verici yani. Dünya genelinde çok etkisi var ama biz bazen burada olup bitenlerden haberdar değiliz yani. Sosyal medyayı kullanıyor musunuz aktif bir şekilde? Çok aktif olduğum söylenemez. İyi bir kullanıcı değilim. Çok fazla mesaj geliyor. Çok fazla geliyor. Bazen işte caps alıp atıyorlar izledikleri işlerden. Şu an şunu izliyoruz falan. Özellikle dediğiniz gibi pandeminin erken döneminde, krizin pik yaptığı dönemde televizyonda, Türk televizyonlarında da tekrar dönmeye başlayan işler var. Onlardan bir Fatma Gül Diriliş'te öyle. Onlardan çok fazla işte şu an bunu izliyoruz. Babam şunu izliyor, ben şunu izliyorum falan filan diye mesajlar alıyorum çok fazla. Türk oyuncuların yurt dışındaki şansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz, bu anlamda size de teklif geliyor mu yurt dışında herhangi bir yapımdan? Ya Los Angeles'ta yaşayan yapımcı, genç bir oyuncu aynı zamanda yakın bir zamanda bana Instagram üzerinden ulaştı ve sohbet ettik. Hollywood'da yaşayan bir kadın oyuncu bu. Çok sağ olsun övgüyle bahsetti oyunculuğumdan, çok iyi olduğumu.
çok iyi olduğumuzu genel olarak Avrupa oyunculuğunun ve Türkiye'deki oyunculuk performanslarının Amerika'daki performanslara göre kat ve kat üstte olduğunu düşündüğünü ifade etti. Hani biz birsek siz beşsiniz gibi bir övgüyle karşılaştım. Ama tabii ki bir yandan da dil, yani ana diliniz olmaması, işte bu konuda başarılı olan maalesef çok az aktörümüz ya da aktristimiz var. Mesela ben galiba Haluk abiyi biliyorum gidip iş yapan, İngilizceye çok çok hakim olduğu için. Belki 3-5 kişi daha vardır, emin değilim. Şimdi kimsenin hakkını yemeyeyim. O yüzden bu kavgayı bir yandan da ben anlamsız buluyorum açıkçası. Yani biz de başlı başına bir endüstriye dönüşebilecek güce sahibiz. Onun adı İngilizcesi Hollywood olmuş belki. Bizde karşılığı ne olur bilmiyorum ama bir markaya dönüşebilecek güce sahip olduğumuzu düşünüyorum. Evet işlerimiz satılsın ama bizim ana dilimizde sanat yapmamız gerektiğine çok inanıyorum. Buna televizyon işi de dahil. Bakın yani benim annem de altyazıyla dizi seyretmeye özen gösteriyor. Ama bu bir dil hayranlığından kaynaklanmıyor. Konuşma biçiminiz, sesi ifade etme biçiminiz oyunculuk için en önemli şeydir. Hangi dili konuşursanız konuşun. Sanat kendi ana dilinde güzel. Yani özellikle sahne performansı açısından bahsediyorum. Mealen dinleyin, beni ilgilendirmez ama performansın hakkını hissetmek istiyorsanız onu kesinlikle kendi dilinde dinlemeli, seyretmelisiniz. Dublajda ağlamak beni uzaklaştırıyor performanstan. Bunu hepiniz bilirsiniz yani, böyledir. O yüzden ben inatla kendi dilimde yapmaya devam edeceğim. Gidip de başka birinin ülkesinde oyunculuk performansı, beni çok istiyorlarsa buyursunlar gelsinler buraya. Ben buradayım. Yani zaten bu inadı vermesi gerektiğini düşünüyorum bir sanatçının. Hani dozunun kalitesini bilemem, değişir, şart mıdır? Ama bu oryantali seyretmek, yabancı bir şeye bakmak gibi hoşlarına gidiyor diye düşünüyorum. Beden dilimiz farklı, kendimizi ifade etme biçimlerimiz farklı. Sanırım o çok dikkatlerini çekiyor. Yani senaryo konusunda ne kadar farklıyız emin değilim. Öyle bir iddiamız olabilir mi bilmiyorum. Fakat insanlarımızın o oryantal yapısının çekici geldiğini düşünüyorum. Galiba o yüzden izliyorlar. Bilemiyorum ki. Peki oyunculuk anlamında yeni projeler var mı şu anda? Üzerinde düşündüğünüz bir şeyler var mı? Tahmin ediyorum galiba tiyatro oyunumuz devam edecek ama belirsiz. Bu kara bulutlar üstümüzden ne zaman kalkar Allah bilir. Tiyatro ile ilgili devam edip etmeyeceğine dair bir muallak durumdayız. Zaman zaman televizyon dizileri, projeleri geliyor okuyorum. O iş işte hiç belli olmaz onun da nasıl olacağı. Şu an yakın olduğum bir proje yok açıkçası. Böyle yani işte bekliyoruz olup bitenleri, neler olacak bizde. Son olarak pandemi sürecini siz nasıl geçirdiniz? Kendinize yatırım yaptınız mı? Nasıl geçti o günler? Yani kendime yatırım yaptığımı, uzun zamandır zaten yatırım yaptığımı, yakın zamanda işte o bahsettiğim projeler ortaya çıkmaya başladıkça gördüm. Hayatımın büyük bir bölümünü geçen gün galiba Engin söylemiş, Engin Günaydın. Hayatımı zaten pandemi olarak yaşadığımı fark ettim dediği şey. Biz biliyorduk zaten onun öyle yaşadığını da. Onun iyi, kendini fark etmesi iyi olmuş. O da sosyopat bir adam olduğu için zaten öyle yaşıyormuş. O anlamda benzer bir açıklama yapabilirim yani. Zaten ben öyle çok magazin bir insan değildim. Sokaklarda sürekli takılan, sürekli bir kalabalıkların içinde var olan bir adam olmadığım için nispeten bu süreci atlatmak benim için daha kolay oldu ama toplumsal etkileri konusunda da içimi sıkan şeyler var açıkçası. Bu korkuları nasıl, yani bütün insanlığın Avrupa Sağlık Örgütü'ne kaderini emanet etmesini insanüstü bir delilik olarak görüyorum. Kısaca böyle özetleyebilirim. Siz de evde temizlik yapıp ekmek yapanlardan mıydınız? Yok, hayır ya, ben zaten çok ekmek yemiyorum. Peki.
Teşekkür ediyoruz. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mıydı? Yok, daha ne söyleyeyim? Sağ olun. Gök gürültüleriyle röportajımızı sona erdiriyoruz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun.